Bundan 3 yıl önceydi. Yağmur zamanıydı. Beyaz en güzel siyahta belleder kendini. Beni ben yapan yegane şey benden olmayandır. Mümkün iş getirdiler başıma. Ama vazgeçmedim. Allah'ım verirse de vazgeçmeyeceğim. Asıl insanlar size ihtiyaç duyduğunda onları yarı yolda bırakmamak için çalışacaksınız. ...1984 Keskin. İlk hekimlik için tayin olduğum kasaba. Hayatımın en coşkulu, en pırıltılı ve en hesapsız günleri. Biz biliyoruz ama kimileri belki bilmiyordur. Çukur'un İdris babası, bugünlerde anılan adıyla Çukur'un İdris babası sevgili Ercan Kesal aslında hekimdir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ve bu siyah beyaz karede ben böyle mutlu, gururlu duran genç bir adam görüyorum. Evet. Keskin Devlet Hastanesi, ilçe devlet hastanesi. Doğru mu? Doğru. Ve doktorlukta ilk yıllarınız olduğunu da söylediniz. O anı, o fotoğrafın çekildiği anı nasıl hatırlıyorsunuz? 1984 mezuniyeti normalde Temmuz'du. Ben biraz geç mezun oldum, 3-4 ay arkadaşlarımdan. Ve kurada, mecbur hizmet kurasında, Keskin'e bağlı bir köyü çektim aslında. Cerit Müminli Köyü, Sağlık Ocağı'nın. Ama hiç kimsenin olmadığı, tek başına çalışmak durumunda kalacağım bir sağlık ocağıydı. Ve çok yakındı bir ilçe. Bir başınıza. Evet. Bütün o bölgeye siz bakacaktınız. Evet. Ve ilçeye çok yakındı. İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi rahmetli Mevlüt Çapanoğlu, doktor, dahiliye uzmanı. Ona söyledim, abi sen beni buraya al, ben orada yalnız ne yapacağım? Ben hastanede yanında çalışayım senin. Bir vesileyle beni merkeze aldılar ve ben mecbur hizmetime Keskin Devlet Hastanesi'nde başladım diyebilirim. Çok güzel yıllardı, çok özel, çok heyecanlı yıllardı. Çünkü şanslıydım. Birincisi, ben Avanosluyum, Bozkır çocuğuyum, kasaba çocuğuyum. Oradan büyüyüp gidip İzmir'de okulu bitirip sonra tekrar kendi hemşehrilerime, kendi akrabalarıma, kendi komşularıma sanki bu sefer hekim olarak gelmişim gibi hissettim. Hekim olmayı istemenizin bir sebebi de bu muydu acaba? Biraz babamın projesi olduğunu hep söylerim hekimlik meselesinin. Taşra'da hekim anne babası olmak çok kıymetlidir. Hastalanınca onlara bakacağımızı ve maddi bir sıkıntı yaşamayacaklarını hep hesaplarlar. Haklı olarak. Ama iyi ki böyle bir projenin içinde yer almışım, iyi ki hekim olmuşum. Dönüp baktığımda hayatımın birçok alanında beni kolaylaştıran, beni tamamlayan, bana hikayeler sunan çok özel bir meslek olduğunu söylemişimdir. Evet, yazılarınızda da hep bunu hissettik. Aslında biz de bunu izledik okuyucunuz olarak. Ama o dönemi bir Orta Anadolu kasabası, Avanos'u konuşurken babanızın gazozcu olduğundan da hep bahsettiniz ya. Ki biz Peri Gazoz'unda öykülerinizin bir araya geldiği o kitapta çocukluğunuzdan çokça izler de gördük. Evet. Ve o doğduğunuz, büyüdüğünüz yerleri biraz daha anlatın istiyorum. Çünkü aslında acısıyla tatlısıyla demek lazım. Zor zamanlarmış da. Evet. Doğru mu? Ve insanın çocukluğundan başka bir şeysi de yokmuş aslında. Gerçekten sahip olduğunuz, elinizde kalan, birikmiş, saf, tam bir gerçeklik ancak çocuklukta mümkün. Bu yüzden çocukluktan sonraki yıllar sanki büyüdüğünüz ve bir yandan da sanki böyle bir sürü tortuyla biriktirdiğiniz yıllar. Fark ettiğinizde hep özlediğiniz tekrar yeniden o altın günler, çocukluğun saf günleri oluyor. Bütün zorluklarına rağmen üstelik. Bütün zorluklarına rağmen ve yoksunluklarına rağmen. Çünkü çok safsınız. Hayat çok zengin şeyler size hayaller sunuyor her seferinde. Bir de bizim tür kasabalarda büyüyen çocukların, köylerde büyüyen çocuklar geniş ailelerde büyürler. Yani kalabalık bir aile miydiniz? Sadece tek başına amcalar, yengeler, kuzenlerden söz etmiyorum. Yani acıktığınızda komşunun evine girersiniz kasabada. Hesapsızca aç olduğunuzu söylersiniz. O da size yemek sunar. Yani kasabanın sanki ortak çocuğu olursunuz. Babanızın arkadaşı
hesapsız bir şey yaptığınızda sizi uyarma ya da dövme hakkına sahiptir. Çünkü akşam onu babanıza söyleyecektir falan. Hı. Yani bu enteresan bir biçimde korunaklı izlenildiğinizi de fark ettiğiniz ama bir yandan da güven duyduğunuz şefkatli bir atmosfer. Aslında evet. Büyük kentte yok böyle bir şansı. Çocuklarımızın artık çok yalnızlar, kalabalıklar içinde çok yalnızlar. Söylediğim gibi aynı topraklara yeniden, çok yakın çünkü Keskin ve Avanos birbirine. Yeniden oralarda hekimlik yapmak, tanıdığım, bildiğim insanlarla yeniden başka bir biçimde hemhal olmayı da bana sundu. Artık masanın bu tarafında değil, öbür tarafında onların doktor kardeşi, abisi, arkadaşı, komşusu oldum. Bu da çok kıymetli. Keskin, onları da koruyup gözeten aslında bir ve yandan da. Onları bilen, da, bildiği için de bence işi kolaylaşan. Çünkü hekimlik biraz öğrenme, bilme ve dinleme sanatıdır. Onunla eğer hastanızla empati ve diğerkam olmayı beceremezseniz hastanız sizin verdiğiniz nasihatlere de reçeteye de hiç güvenmez. Önce güven. onu tesis etmeniz lazım. Hı. Böyle bir şansım oldu hep. Bir de Keskin çok çok özel bir kasabadır. Keskin'e bir kez daha selam olsun. Enteresandır. Hı. Zordur. Fakat iyi ki böyle bir kasabada hekimlik yapmışım derim her seferinde. Ve evet, o başlangıcın ardından aslında siz kasabalarda, köylerde, Anadolu'nun ücra köşelerinde yaşadığınız o hekimlik yıllarını çok da güzel anlatmışsınız. Bir alıntı yapayım. Hayatımın en güzel, en coşkulu, en pırıltılı yılları. Ha deyince elmayı dalından, yıldızı yerinden kopardığım, imkansızın farkında olmadığım yıllar. Her gün kapımda 100-150 kişiden oluşan hasta kuyruğu. Evet. Öyle her baba yiğidin de harcı değil bence. Evet, Ankara'ya çok yakın olmasına rağmen bir tarafıyla baktığınızda burası benim mecuzmet yıllarımda Ankara'ya bağlı bir ilçeydi. Şimdi Kırıkkale'ye bağlı. Hı. Aslında daha sonra Bala'da yaptım. İkisi de 60-70 kilometre mesafedeki kasabalar. Tabii. Yani bir ülkenin uzak değil aslında. Başkentine işte 1,5 saatlik, 1 saatlik mesafede olan yerler. Buna rağmen çok şeydi, sıkıntıları olan kasabalardı. Ve onca zahmetin ortasında çoğu zaman yalnız çalıştım. Bala'da çok uzun yıllar tek başına hekimlik yaptım. Ama demek ki o günlerin heyecanı ve enerjisi farklı oluyormuş. Üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Bir şeyin anormal olması mutlaka zararlı olduğu anlamına gelmez ki. Yani buradaki sorun sizin yaşadığınız şeyin iyi ya da kötü olmasından çok, sizin de söylediğiniz gibi, normal olmaması. Bir tek sizin başınıza geliyor olmasından. Böyle olduğu için doğal olarak kötü olduğunu düşünüp korkuyorsunuz. Yani sorun hastalıktan çok bu. Başınıza geleni istisnai şekilde ve yalnız yaşamanız. Bu arada Paris'e gitmenize de söz geliyor. Ne sebeple gittiğinizi tam da aslında bilmiyorum. Evet, dil için olabilir ama yanı sıra? Sadece bana ait bir şey değil bu bence. Bu tuhaf durum, bu sürekli göç etme hali biraz bizim Doğu toplumlarında elzem sanki. Bu bizim kaderimizmiş gibi. Biz sürekli göç eden bir coğrafyanın çocuklarıyız. Yani şöyle bakıyorum kendi halime. İşte Ankara'da siyasalda başlayan, Avanos'ta doğmuşsunuz, Nevşehir'de büyümüşsünüz işte. Siyasalda ilk üniversiteniz, sonra İzmir, sonra İstanbul'a gelmiş, sonra Ankara tekrar yeniden mecbur hizmet, tekrar yeniden İstanbul. Sonra durmamacasına bir şey var. Bundan sonra nereye gitmeliyim filan, tamam mı? Yani herhalde sürekli adres değiştiren… Yeni bir yer arayışı. Yeni bir yer, bir yeni bir olanak, bir heyecan, yeni belki bir ilham, yeni hayat. Yeni bir ilham kapısı. Fransa'ya gitme sebebim çok açık… Sinema okuyabilir miyim? Sinema pratiği yapabilir miyim? Psikolojiyi o zamanlar da çok seviyor ve takip ediyordum. Belki olmazsa psikolojiyle hemhal olurum. Ama Fransızca önümde çok temel bir sorundu. Bir yıl kadar sadece dil eğitimi almama rağmen sanki çok kendime güvenemedim Fransızca üzerinden. Biraz da özledim. Tekrar yeniden İstanbul'a dönmek istedim ve döndüm. Artık sinemanın kapısını aralayan yıllara geldik. Değil mi İstanbul'la birlikte? Evet. İlk zaman olmasa da, önce bir hayal kırıklığı var yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Değil mi? Hemen tabii. Olmadı. Hemen olmadı. Demek ki rahmetli anamın dediği gibi her şeyin vakti zamanı var. Vakti zamanı var. Allah'tan hekimlik her zaman hayatımı kolaylaştıran
bir iş olarak önümde duruyordu. Tekrar yeniden döndüm hekimliğe. Sinemada bir olanak olmadı. Hekimlik özel sağlık sektöründe yöneticilik ve kuruculuk olarak devam etti. 95, 96, 97 yılları böyle. Bir yıllık Paris'i saymazsanız. Ta ki 2000'li yıllara kadar diyeyim ve belki orada o hikayenin başlangıcını burada bırakayım. 2002'de Uzak filmiyle aslında sinema yolculuğu ilk anda başlıyor. Sonrası gelecek ama evet. Ve işte o yıllardan, Uzak'la başlayan o yıllardan da bir diğer fotoğraf geliyor. 20 senedir polisim ben. Ne tipleri gördüm ya. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın. Bir insan bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi? Bizim asıl derdimiz o girişteki müştemilatı diyorum. Yıkalım. İhtiyar hayatıyla da konuştuk Azza'yla. Uzak filmiyle başlayan sinema serüveni bu fotoğrafta da anlaşılacağı üzere 2010 yılı Cannes Film Festivali'nde devam etti diyebilirim. Bu Bir Zamanlar Anadolu'da filminin galasından bir fotoğraf, gala gösteriminden bir fotoğraf. Aslında belki şöyle demek daha tamamlayıcı ve doğru olur. İstanbul'da başlayan deneyimden öte aslında Keskin'de başlayan bir hayalin, bir deneyimin sanki Cannes'daki resim halidir. Çünkü Bir Zamanlar Anadolu'da filmi sizin 1984 yılından gösterdiğiniz fotoğrafın çekildiği hastanede çekilen bir film. Üstelik Bir Zamanlar Anadolu'da filminin içerisinde bir yerlerde Keskin'le Hacı Taşan'ın Allı Turna'nı çalar. Bunu bir yazımda da geçirdim, yazdım. Birazdan içeri gireceğiz ve eşim de Nazan da galada birlikteydik. Ona bir ara eğildim filmin ortasında, dedim ki Grand Lumière Teatr, çünkü filmin gösterildiği yer Cannes'da sinemanın mabedi gibi bir yer. Bütün entelektüeller, sıkı adamlar, sinema profesyonelleri orada. Sizin filminizi Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, benim de senarist ve oyuncularından olduğum o filmi seyrediyorsunuz hep birlikte. Dedim ki ya Keskin'le Hacı Taşan, bakar mısın? Fransızlara bozlak dinletiyor. Sadece bunun için bile sinema yapmaya değer dedim ya. Allı durma ne gezersin havada. Allı durma ne gezersin havada. Devrildi İşin aslı Bir Zamanlar Anadolu'da sinema severe, sinemacıya ve dediğim gibi hem yurt içinde hem yurt dışında seyirciye ulaşan bir film oldu. Senaryoda sizin de kaleminiz var ama özellikle oradaki muhtarı herkes gerçek zannetti. Ve dendi ki kısacık bir muhtar performansıyla öyle değil mi? Yükselen yıldız. Evet. Bu altında aslında gerçeklik duygusunu barındırıyor. Şimdi siz söyleyince aslında o film, yanlış mı biliyorum, Keskin'den gerçek manzaraları gösteriyordu. Tabii. Öyle değil mi? Hatta sizin odanız bile kullanılmış olabilir mi? Evet, kullanıldı. Gerçek mekanlardı. Çok da fazla bir şey değişmemiş. 1984'te 2009, 25 yıl sonra gittik aynı mekanlara. Bendeki duyguları da çok tabii güçlü ve şaşırtıcıydı. Çünkü 24 yaşında gittiğiniz, genç bir hekim olarak gittiğiniz topraklara bu sefer başınızdan geçen bir öykünün senaristlerinden, oyuncularından biri olarak gidiyorsunuz. Ve onu sanki yeniden o hikayeyi bir kez daha taklit ediyorsunuz. Bu çok tuhaf ve en iyi siz biliyorsunuz. Evet, çünkü
çok güçlü duygularla ayrılmıştım oradan. Gerçek bir hikayeden esinlenmiş. Kurmaca bir sonuçta iş yaptığımız şey. Hala yaşayan insanlarla 25 sene öncesinden tanıdığınız esnaflarla falan karşılaşıyorsunuz. Daha tuhafı filmdeki şoför karakteri de dahil birçok insan sizi ziyarete geliyor. O günleri konuşuyorsunuz. Sinema bu yüzden kendinizle de karşılaştığınız dünyayı tarif etmeye, o varoluşsal meselenize dair cevaplar bulmaya çalışırsınız ya hep. Bitmez bu ömür boyu. Sinema bunlara bazen cevaplar veren de bir sanat. Benim uşakların durumu iyi. Yani ben Allah'a şükür yetiştirdim, büyüttüm, gönderdim. Büyük olan şimdi Kırıkkale, Mekaya'da. Onun durumu iyi. İki tane torunum var orada. Ortancası da polis. Çanakkale'de. Yenice'de. Vay. Onun güç, onun küçüğü kız. Güzelmiş. Senin meslektaşın. Astubay'a bildik onu da. Şeyimiz iyiydi yani. Çocukların durumu iyi. Aslında öncesinde üç maymun var. Ve hem senaryo hem en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini de aldınız üç maymunla. Ve biz aslında Nuri Bilge Ceylan filmlerinden söz ediyoruz. Evet. Uzak, bir zamanlar Anadolu'da üç maymun. Birlikte yarattığınızda bir süreç. O anlamda ne hissettiniz? Birincisi çok şanslı olduğum. Bir başlangıç için değil mi? Bugünden baktığımda hep onu düşünürüm. O güne kadar Nuri Bilge'nin zaten oluşmuş bir kariyeri, kendi deneyim ve birikimi. Benim de hikayelerine ve setine yaptığım katkılarla belki o birliktelikten daha iyi sonuçlar çıktığını gördüm. Ve onun bir parçası oldum. Daha sonra ben birçok filmde yine tabii oyuncu ve senarist olarak ve halen de sürdürdüm, sürdürüyorum ama o başlangıç çok kıymetliydi. Ondan çok şey öğrendim. Bu yüzden müteşekkirim. Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinin de onun filmografisinde özel yerlerde olduğunu da en azından bir sinema izleyicisi ve bir profesyoneli olarak söyleyebilirim. Ondan sonra beni teselli edecek. Ben ne teselli ediyorsun ki? Beni teselli edecek neyim var ki? Yok efendim takmışım. Ben takacak bir adam değilim ki. Takacak bir şeyim yok. Niye takayım? Koşarak gidin küreklerinizi alın gelin. Tamam. Unutmuşsunuz gibi. Böyle bir karışıklık olsun yani. Olabildiğince o oraya koşsun, bu buraya koşsun. Şey olsun. Güzeldi bu. Şükürler olsun. Evet, Nuri Bilge Ceylan ile anılmak, öyle bir başlangıç yapmak gerçekten çok sağlam bir giriştir sinemaya. Ama yanı sıra dediğiniz gibi Vavien, Yozgat Blues, Küf, Ben O Değilim, Hükümet Kadın, Bulantı, Yol Kenarı, daha birçok film, daha birçok yönetmenle de çalıştınız demem lazım. Özellikle örnek aldığınız kim desem, mesela Metin Erksan'la olan o yakınlığınız sizin için nasıl bir yer tutuyor sinemaya bakışınız? Metin abi tek başına bir sinema adamı değildi. Çok sıkı bir entelektüeldi. Evet. Çok parlak bir kişilikti. Çok görkemli bir kişilikti. Çok okurdu. Tarihi ve edebiyatı çok iyi bilirdi. Bu yüzden benim için tek başına bir sinema yönetmeni olmanın dışında bir kütüphaneydi, bir hocaydı. O yüzden onu çok ayrı, çok özel bir yere koyarım Metin Erksan'ı. Ama birlikte çalıştığım, oyuncusu olduğum, birlikte senaryo çalışması içinde yer aldığım yönetmen arkadaşlarımın hepsi de tek tek ne yaptıklarını çok merak ettiğim ve çok severek, ümitle izlediğim yönetmenler oldu. Taylan biraderler, özellikle Yağmur çok yakın dostumdur, arkadaşımdır. Vavien çok önemli. Çok özel bir filmdi. Önemli bir film, özel bir film. İnşallah onun devamını, benzerlerini Yağmurlar yaparlar, çekerler. Onun dışında Mahmut Fazıl Coşkun'la çalıştım Yozgat Blues'da ve Anos filminde senaryosunu birlikte yazdık. Ki o da bir yol arkadaşlığına dönüşür gibi. Evet tabii. Mahmut'u çok severim ve takdir ederim. Zeki Demirkubuz'un filminde çalıştım. Ve en kıymetlilerden birisi Tayfun Pirselimoğlu'dur. Hem çok yakın dostumdur hem de çok özel bir yönetmendir.
üzerine bence çok şey konuşulması gereken, çok filmleri ve kitapları edebiyatçı tarafı da vardır. Üzerine çok analiz edilmesi, üzerine tartışılması gereken yönetmen ve edebiyatçılardan biri olduğunu düşünüyorum. Alo? Oğlum sen laftan sözden anlamıyor musun? Şey olmadı, cuma falan geliriz biz ya. Ne diyorsun lan sen? Oğlum sen Türkçen gıt mı? Ya gerçekten. Ya gerçekten ne oluyor Allah aşkına ya? Güzel müzik için tüm Yozgatlılara tek adres Delila. Arabada evsiz biri var. Bu gece burada kalması lazım. Burası öyle bir yer değil. Kader. Demek ki benim kısmetim de nasibim de buymuş. Kimse bilmedi benim halim. Bilmesin de. Valla çok köstek oluyor bu saat sana. Ne? Köstekli saattir zaten. Ya işte onu diyorum, çok kösteklidir. Biz çukura bakarız evladım. Çukur da bize bakar. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Aşık Veysel, dostlar beni hatırlasın. İyi zorla okutacaksın yani bize de ha? Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultan. Benim oğullarım dünyada sizden daha değerli neyim var lan benim? Bu fotoğraf kendimi bir evrenin tamamlanmış hali olarak gördüğüm, onun cisimleşmiş hali, baba olduğumu ve bundan sonra başka bir dünyanın, başka bir hayatın beni beklediğini, bir şeyi tamamlayıp yeni bir şeye evrildiğini mi düşündüğüm fotoğraf bu. Evet, fotoğrafta güzel bir kadın ve çok güzel bir oğlan var. Ama benim bu fotoğrafta gördüğüm kendi babalığım, baba olma halim. Ben onu anlıyorum bu fotoğraftan. Bir erkeğin de tamamlanma hali galiba, evet, değil mi? Evet, bir evre bitiyor sanki, yıkılıyor daha doğrusu. Bir şey yıkmadan yeni bir şey de kuramıyorsunuz. Evet. Ergenliğiniz belki de bir parça yetişkinliğiniz de yıkılıyor. Üzerine yeni bir şey kuruyorsunuz. O yıktığınız şeyin yerine yeni bir şey kuruyorsunuz. Çok kıymetliler tabii. Kıymetliler. Çok zor bir zanaat, babalık. Çok zor. Ama tabii ki her şeye değer birçok açıdan. Bu arada sevgili Nazan, gerçekten tanıdığım günden beri hayranlık duyduğum bir kadın. O yüzden size de çok hak veriyorum hayranlığınız dolayısıyla. Evet. Çünkü o da aslında dimdik duran, kendi yolunu çizen ve istediğini elde eden bir kadın. O yüzden o tanışma anınızı da biraz anlatın istiyorum. Çünkü Nazan'ın size olan sevgisi ve saygısı çok önemli bir başlangıç aslında. Çünkü Nazan sizi gördü ve beğendi ilk anda diye düşünüyorum. Doğru mu? Meğer bu tarihsel bir gerçekmiş. Yani erkekler sürekli kendileri avladıklarını zannederken, doğru, avlananlarmış aslında. Avcı ilişkisi yok kuşkusuz. Elbette. O işin esprisi ama. Benim ikinci evliliğim. Tabii biraz belki de bir evliliğe dair mesafeli bir adamken Nazan'ın gayreti, inadı o yolculuğu daha da hızlandırdı. Bir psikiyatri merkezindeki bir seminer sırasında tanıştık. Ondan sonra da devam etti arkadaşlığımız ve daha sonra da evlilik. Nazan daha sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı uzun yıllar. 9 yıl kadar. Ben ayrı yerlerdeydik. Ayrı yerlerdeydik. İstanbul'daydım ben o sırada. 2005 yılında da evlendik. Nazan söylediğiniz gibi kafasına koyduğunu yapan bir karakterdir. Israrcıdır, inatçıdır. Bu uğurda çaba göstermekten de hiç çekinmez. Çalışkandır da. Tiyatrodaki yolculuğunu, sinemadaki yolculuğunu hep severek izlemişimdir. İyi bir oyuncu. Ondan da çok şey öğrendim kuşkusuz.
Onun ötesinde benim belki de sinemaya bir biçimde temas etmemi sağlayan, vesile olan da odur. Çünkü Nuri Ceylan'ın oyuncusuydu. Uzakta başlayan bir ilişkisi vardı ve beni tanıştıran, beni tırnak içerisinde öven, beni lanse eden Ercan da oynar, Ercan da yazar. Bir de Ercan, bir de Ercan'la konuşun falan deyip beni bir parça görünmez bir menajer. Kel adamı aslında yaratan sevgili Nazan. Bunu ya, da hakkını verelim mi? Evet, buraya birisi lazım deyince hemen koynundan çıkartıp ya böyle benim işte bir sevgilim var. O da fotoğrafı işinize yarar mı? Göğsümde sevgilisinin fotoğrafıyla sevgili şimdi var Nazan Kesan. Şimdi var mı hemen? Var şöyle. Muhakkak ona bahsediyordunuz. Değil mi sinemaya olan sevginizden, tabii, düşkünlüğünüzden? Tabii ilk herhalde konuşmaya başladığımız ilk gün itibariyle ne muhabbet etmiş olabilirim ki ben? Ya edebiyattan, şiirden söz etmişimdir. Ya da sinemadan, yönetmenlerden, işte kafamdaki senaryolardan söz etmişimdir. Hatta biliyorsunuz kendisi de bir söyleşisinde bahsetti. İlk tanıştığımız günlerde bir kitap hediye etmişim. Furuzat'ın şiirleri. Ada Yayınları'na çıkmış bir kitaptı. Onat Kutlar, Hosrev Şahi çevirisi. Çok sevdiğim bir kitaptı o. Bunu mutlaka oku ve bu kadını mutlaka takip et. Bununla ilgili filan dediğim şey. Aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra tek kişi gibi oyuna dönüştürmüş kafasında onu. Şimdilerde Nazan Kesal, Yaralarım Aşktandır adlı oyunda Firo oynuyor. İran'ın belki de... Çok özel bir kadın tabii. Kadınlar için, tüm dünyadaki kadınlar için sembol olan en güçlü kadınlarından biri. Doğru. Çok talihsiz bir kadın ama Nazan inanılmaz hayat veriyor, onu da söyleyelim. Beni kimler bağrına basmak istedi, kimler? Kollarınız ruhunuza takmak istediğiniz kanatlar gibi uçup gitmesi için çırpınıp duruyorsunuz. Sohbet ederken kendisi de söylüyor. Aslında biz Ercan'la birbirimize sihirli değneklerimizi değdiriyoruz diye. Bu ilişkinin şimdi geldiği aşamaya dair ne hissediyorsunuz? Başlangıçta bu kadar güçlü, bu kadar birbirini besleyen iki insan şimdi de birlikte üretebiliyor, öyle değil mi? Daha fazla hatta. Hatta daha fazla. Çünkü bir 10 yıl, 15 yıl önce, belki 20 yıl önce daha tek başına olduğunu zannediyor ve öyle hissediyorsun. Hı. Biraz daha tek başına bir yolculuk var. Ama sonra bu birikimler, cebinize koyduklarınız... Geriye dönüp baktığınızda ürettikleriniz ve onların size kattıkları birbirinizi daha iyi anlamanız ve birbirinize daha sahip çıkmanız, birbirinize daha ortak yolculuklar hayal etmenize de sebep oluyor. Biraz duruluyorsunuz, biraz içinize dönüyorsunuz ama birlikte yapıyorsunuz bu işi. O yüzden bir yandan da yaşlanıyorsunuz artık, yani az buz bir şey değil. Bir tane oğlunuz var. Tabii. Ve geleceğe dair daha içe dönük planlar ve daha kalıcı işler. Birbirimizi daha dikkatlice uyarıyoruz artık. Çünkü ömür denilen zaman da sınırlı bir şey. Sonuçta Biz bunu biliyoruz. Biliyoruz. Yani bu yüzden çok kederliyiz. Öleceğini bilen bir canlı olduğumuz için içimizdeki bu varoluşsal sıkıntı bitmeyecek. Evet. Bunun hakkını vermek için de ne güzel, yanı başınızda biri var. Onunla bunu paylaşmak, konuşmak, onunla o yolculuğu sürdürmek çok daha önemli. Ve üreterek, yeni yollar da açarak birlikte gidebiliyorsunuz. Elbette bu yaşamın bir yandan da zorluğu olabilir. Çünkü diziler, örneğin şimdi içinde bulunduğunuz Çukur, zor bir tempo. Valla Nazan benden çok önce dizilere başlamış. Tabii. Ve dizi oyunculuğuyla çok önceden temas etmiş birisi. Ben biraz kızıyordum ona. Ya anlamıyordum da ya. Bu yorgunluk ne? Bu kadar telaş ne? Bu niye bizim hayatımızda var böyle bir şey? Derken ben düçar oldum. İnsan zaten kınadığı bir şeyle sınanırmış mutlaka. Evet. Ben de sınandım biraz böyle. Gördüm, anladım. Allah'tan
iyi bir yapım. İnsanların kendilerini orada hissettikleri, hoş geldin hocam, özdeşleştikleri ve katarsis dediğimiz olmazsa olmaz o duyguyu yaşadıkları bir dizi oldu. Biraz da belki de unutulmuş bazı şeyleri hatırlattı bize. Mahalleyi, özveriyi, kardeşlik, baba oğul. İşte o dayanışmayı, o feda duygusunu falan hatırlattı. Bu yüzden sevildi. Sevildi, çok sevildi. Ama sonuçta distopik bir dünya biliyorsunuz. Yani böyle bir... Böyle bir mahalle yok. Böyle bir mahalle olabilir mi? Hayalleri yıkmayalım. Peki, tamam. Dünya zalimler dünyası, giden zalim, gelen zalim. İnsanlığın yüz karası, hayvan gibi ölen zalim. Baba! Zalim, 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 zalim. Ne olacak benim halim? Zalim, zalim, Şükür, zalim, evimiz... Zalim. İdris babamız. Çukur evimiz, İdris babamız. İlk yönetmenlik deneyiminiz olan yeni filminizi de çektiniz. Geçen sene 2018 Mayıs'ın sonlarıydı galiba. Dizi yine sezon finali yaptı ve ben sabahleyin bıyığımı kestim. ve Nasipse Adayız'ın setine başladım. Temmuz-Ağustos aylarında Nasipse Adayız'ı çektim. Oynadım da, Nazan da oynadı. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım da var içinde. Post prodüksiyon süreci bitti, bitiyor. 2015 yılında roman olarak yayınlanan aynı isimli, Nasip Sadayız isimli bir ki hikaye benim çok bu. Sevdiğim evet. romanlarınızdan biri. Onu senaryolaştırmıştım. Evet. Çok mutluyuz sonuç olarak. Film içimiz çok rahat. Muhakkak hayatın içinde daha keşfetmediğimiz nice hikaye var. Sizin kaleminizde olduğu sürece biz de bunları izleme şansı bulacağız. Ercan Kesal, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yine birlikte olmak üzere diyelim ve bu anı ölümsüzleştirmek için izniniz olursa bir de fotoğrafımızı çekelim.